Evet ülkemize çok sayıda gelen yabancı misafirler, sığınmacılar, kaçak göçmenler şu bu derken e, Türk vatandaşı artık kiralayacak ev ya da satın alacak konut bulamamakta. E bir de konut alıp da vatandaşlık alanlar, bir de yabancıdan gelip konut almaları da. Eklenince iş artık bir girdaba dönüşmüş durumda. E bir de uyanık ev sahipleri Fırsatçılar yani onlar da işin içine girince bir anda konut ve ev kiraları bir balon gibi şişmeye başladı. Alakasız alakasız tuhaf tuhaf kiralar isteniyor. Tuhaf tuhaf ev sat satın almak için fiyat talep ediliyor. Bakınız. Şimdi Miami Amerika Birleşik Devletleri'nin en güzel şehirlerinden biri. Güzel. Turistik bir şehir. Miami'de ev almak istemez misiniz? Mutlaka ki almak istersiniz. İstanbul'da bir semte götüreceğim sizi. O semte o ev için istenen fiyata çok değil, çok az bir şey ekleyip Miami'de çok rahat ev alabiliyorsunuz. İstanbul'un bağcıları nerede? Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami'si nerede? Ama ortada belirgin de bir gerçeklik var. Gene o gerçekliği size göstereyim. Bakınız, ilanlara bakınız. Bağcılar mı, Miami mi? Ben size soruyorum şimdi. Birçoğunuz Miami diyorsunuzdur herhalde. Bakınız sahibinden Mahmut Bey'de teraslı satılık daire metroya sıfır demiş. 6 milyon 500 bin TL kredi teklifleri de varmış. Vesaire vesaire. Oda sayısı 2 artı 1. Metre karesi net 90 metre kare. Fiyatı 6,5 milyon lira. Çok değil. 2-3 yıl önce 6,5 milyon liraya lüks semtlerde 2 artı 1 hatta 3 artı 1 daireyi çok rahat alabiliyordunuz. Biraz daha geriye gidelim. 5 yıl önce 6,5 milyon TL'ye deniz manzaralı 3 artı 1 ev alabiliyordunuz. O mazide kaldı. Şimdi sahibinden Mahmut Bey'le teraslı satılık daire için istenen 6,5 milyonu vermeyip de ben Miami'de ev almak istiyorum diyorsanız rahat olun. Bakınız bu Miami'de bir evin ilanı. Bahçesi var, otoparkı var, müstakil. İşte Miami'de çok güzel bir şehir giderler görmüşsünüzdür. 369.900 dolar. Ve bu para Türk parasına vurduğunuzda 7 milyon 395 bin TL ediyor. Yani şu bağcılarda şu daireye ödeyeceğiniz paraya 1 milyon daha ekleyin. Gidin Miami'de 450 metrekarelik 3 artı 2 şu villayı satıralım. Şimdi ben size soruyorum. Miami'de 3 artı 2 450 metrekarelik villayı 7 milyon 395 bin TL'ye mi almak istersiniz? Yoksa İstanbul'da, Bağcılar'da, teras katında işte 90 metrekare 2 artı 1 6500 TL'lik bu daireyi mi almak istersiniz? Evet cevap sizde. Kararı siz verin. Bunu niye anlatıyorum mukayeseyi? Gelinen noktayı göstermek için. Şuraya bakar mısınız? Şuraya bakın. Bu inanılır gibi değil. Yani fiyatlar bu halde. Peki çözüm ne? Evet Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki faiz kira artışı yapanlara diyor. Geniş kapsamlı cebri adımlar atmak zorundayız. Adalet Bakanlığı'nın bu işin üzerine çok sert tedbirlerle gitmesi lazım. Vatandaşlarımızı faiz fiyata asla kurban etmeyeceğiz diyor. Şimdi hükümetin faiz fiyatla mücadele planı ne? Konut kiralarına %25 sıralaması bir yıl uzatılacak. Bakın bu da hakkaniyetli değil. Şimdi %25 sınırlaması yaptığınız zaman burada da ev sahibi bu kez mağduriyette oluyor. Ne olursa olsun. Tüfeği baz alın ya. Tüfeği diyelim yıllık tüfe. TÜİK açıklıyor. %46 nokta bilmem kaç. O, ancak o kadar artış yapabilsin. Bence. Bence. Şimdi kira artışında kiracı koruma yasası çıkarılacak. Yaptırımlar hapis, adli para ya da para cezası olacak. Büyük şehirlerde memurlara kira desteği verilecek. Destek oranında bölgesel geçirme endeksi etkili olacak. Ev sahibi sözleşmesi 10 yılı geçen kiracıların en az 3 ay önce bildirme şartıyla kontratına son verebiliyor biliyorsunuz. Kiracı ev sahibi sorunları yüzünden 1 Eylül'den itibaren ara gitmek zorunlu olacak. Ara gidiyorsunuz ama ara da çözemiyor. Yani çoğunlukla çözemiyor. İş tekrar mahkemelere kadar intikal ediyor. Bu çözüm önerilerine bir gerisini daha ekleyeyim. Mesela vatandaşlık veriyoruz ya hani konut alan yabancı. Bunu biraz arttırın. Dedim ki kardeşim 1 milyon dolarlık bir konut alacaksan ben sana vatandaşlık veriyorum. Ya da 2 milyon dolarlık. Yani e, bu da bir sorun çünkü. Bir de zaten sığınmacılar var. E, bir de zaten yabancılar var geliyorlar. E, bu ne oluyor? T Türk, vatandaşına kiralayacak. Ev satın alacak daire kalmıyor. Yani biz vatandaşlığı e, konut e, satışıyla e, vermeyelim ya yabancıya. Yani Türk vatandaşı olmak yani önemli bir şey yani. Türk vatandaşı olmak önemlidir. Dolayısıyla yani madem vatandaşlık da yani konut satışıyla vatandaşlık vereceğiz. O zaman biraz fiyatları yükseltelim. 2 milyon, 3 milyon dolarlar, 5 milyon dolarları yükseltelim. Yani hakkını vermiş oluruz ve